Yukarıda mavi gök çökmedikçe, aşağıda yağız yer yarılmadıkça bizim töremizi kimse bozamaz. Biz bu kaideleri buralara diktik. Allah burada daim etsin. Orijinalleri Muhalistan'da bulunan Orhun anıtlarının birebir örneği olan abideler, Tire Belediyesi Kent Müzesi önünde bulunan alana törenle dikildi. Türklerin bilinen ilk alfabesi olan Göktürk alfabesiyle 700'lü yıllarda taşların üzerine yazılan ve günümüz için tarih, edebiyat ve coğrafya alanına ışık tutan kitabe örnekleri Tire Belediyesi Kent Müzesi önüne törenle dikildi. Törene Kaymakam Fatih Çobanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i temsilen Konak Belediye Meclis Üyesi Şamil Sinan Ant, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran ve çok sayıda davetli katıldı. Tören öncesi abidelerin yapımında emeği geçen İbrahim Dinçol, Hasan Keşanlı ve Ahmet Karavan'a kaymakam ve belediye başkanı tarafından plaket verildi. Açılış töreninde konuşan Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, Orhun anıtlarının Türk dünyası için önemini anlattı. Tarih kitaplarını açtığımızda ilk cümleleri her zaman tarih Türk'le başlar der ki bir noktada da doğrudur. Kavimler göçü neticesinde şu an içinde bulunduğumuz tarih kitaplarının yazılması başlamıştır. Velhasıl dünyada tarihi oluşturan millet Türk milletidir. Bu büyük milletin, bu ulu çınarın bir dalı olmaktan, mensup olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. İşte bu vesileyle tarih sayfalarında Türk adını ilk defa geçiren ve yaklaşık olarak günümüzden 1300 yıl önce hayat bulmuş olan ve hepimize değerli öğütler bırakan Göktürk Devleti'nin kıymetli hükümdarı Bilge Kağan ve onun yöneticilerinin 1300 yıl önce Orta Asya'da, ana yurdumuzda bizlere öğüt vermek için dikmiş oldukları bu kitabeleri, bu abideyi hep birlikte birebir aynı ölçülerinde olmak üzere şehrimize kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çünkü bu uyarıları, bu kanunları, bu kuralları her zaman hatırlamamız gerektiğini, her zaman aklımızın bir köşesinde, kulağımızın bir kenarında olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu vesileyle bu güzel günde bizleri yalnız bırakmayan tüm misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. Bu güzel eserin şehrimize kazandırılmasında emeğini esirgemeyen tüm mesai arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu kitabede yazdığı gibi yukarıda mavi gök çökmedikçe, aşağıda yağız yer yarılmadıkça bizim töremizi kimse bozamaz. Biz bu kaideleri buralara diktik. Allah burada daim etsin. Hepinize çok teşekkür ederim. Türkiye'de sadece bir yerde bulunan Orhun Abideleri anıtını Tire Belediyesi tamamen kendi imkanlarıyla hayata geçirdi. Tire Belediyesi cam seramik eğitmeni İbrahim Dinçol tarafından yaklaşık 5 ayda hazırlanan Orhun Abidelerinin modellemesi metal konstrüksiyon üzerine 4 ton heykel çamuru kullanılarak yapıldı. Ardından silikon ve polyester kalıbı alınan anıtın içine mermerit döküldü. Müsaadenizle